Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size muhteşem lezzetli bir meze yapacağım. Patlıcan yatağında peynirli jumbo karides. Çok basit, çok hızlı ama muhteşem bir lezzet. Hadi gelin hep beraber başlayalım. Hemen patlıcanlarımızı közlemek için ocağımızı kullanacağız. Fırını kullanmıyorum. Çok elektrik geliyor o yüzden. Bu daha hızlı hem. Kamu spotu. ister istemez yapacak bir şey yok. Bu folyo işini biliyorsunuz, Göker Bey'in serdiği bir folyo. Böylelikle batmıyor olacak. Buna artık alışmış olmanız gerekiyor. Hemen attık. 10-15 dakika içerisinde olacak patlıcanlarımız. Közlenmiş olacak. Patlıcanlarımız bir taraftan közlenirken biz diğer taraftan karideslerimizi hazırlamaya başlayalım. Malzeme listesini size saymadım. Çünkü çok az bir malzeme listesi var zaten. Açıklamaları da ayrıca ekleyeceğim ben. 125 gram tereyağının yarısı, nerede yarısından daha az azını aldım tavama. Eridikten sonra sarımsaklarımı katacağım. Yağımız erirken patlıcanlarımız közleniyor. Yalnız patlıcanlarımızı bu şekilde bırakmıyoruz. Patlamamaları için şöyle küçük delikler açıyoruz. Daha iyi közlensin diye ayrıca. Tereyağımızı böyle köpürtüyoruz. Bakıyorum da işin şov tarafındayız. Biraz olacak o kadar. Eriyen tereyağıma 3 diş sarımsak, böyle biraz zorlanıyorum. Küçük gerekiyormuş buna. Hop. Ekliyorum. Sarımsakları şöyle bir karıştırıyorum hemen. Soteleyene kadar bekliyorum. Zaten çok sürmeyecek. Sarımsaklarım oldu. Hemen karideslerime atıyorum. Neredeyse 100 gram kadar var. 2 tane patlıcanın içerisine yetecek kadar ekledim. Karideslerimize biraz baharat atıyorum. Biraz da tuz. Tamamdır. Patlıcanlarımız közlendi. Küçük bir borcama aldım yağlı kağıt serip. Karnı yarık yapar gibi şöyle ortalarını açacağım. Çok böyle derine girmeden şöyle yatak yapacağım onlara. Közlenmiş bostan patlıcanlarımızın içlerini bu şekilde açtım. Çok derine inmeden bu şekilde bir yatak haline getirdim. Şimdi sarımsakla beraber kızarttığımız karidesleri içine alıyorum. Yağından da koyacağım. Çünkü en lezzetli kısmı orası. Şöyle yavaşça açarak yerleştiriyorum. Bu şekilde karideslerimizi patlıcanların içerisine yerleştirdim. Hatta aralardan yağları da sızmaya başladı. Şimdi üzerine bu mozzarella'dan biraz koyuyorum. Ve fırına göndereceğim. Şöyle. Tamamdır. 180 derece fırında peynirler eriyene kadar bekleyeceğiz. Sonra hazır. Peynirler kızardı. Çıkardık patlıcanlarımızı fırından. Çok güzel görünüyor. Muhteşem. Alalım servis tabağımıza. Patlıcan yatağındaki peynirli karidesimiz hazır. Herkese afiyet olsun.